Günaydın, iyi pazarlar. Bugün Ankara'da beyaz bir güne uyandık. Kar yağışı bir hayli etkili oldu başkentte. Bugün programımızın ilk bölümünde her zaman olduğu gibi gazete manşetlerini aktaracağız. Dünden bugüne yansıyan gelişmeleri aktaracağız ama sonrasında yani programımızın ikinci bölümünde eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın hayatını kaybetmesiyle bir anda gündeme gelen epilepsi hastalığını konuşacağız. Kiminle hemen söyleyelim. Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Kubilay Varlı ile birlikte konuşacağız. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi ilk bölümümüzde gazete manşetlerini aktaracağız. İlk gazetemiz ise Aydınlık. Aydınlık bugün resmen Birleşmiş Milletler fiilen PKK diyor manşetinde. Birleşmiş Milletler'e bağlı Mahmur kampı PKK işgali altında. Türkiye'nin talebi PKK eliyle göç ettirilen binlerce yurttaşımızın yaşadığı kampın teröristlerden temizlenerek kapatılması. 1992'de Türkiye'nin güneydoğusunda yaşayan vatandaşlarımız PKK eliyle köylerinden çıkarılarak Kuzey Irak'a göç ettirildi. IŞİD'i bahane eden PKK, ABD desteğiyle bölgeye üs kurdu. PKK 12 bin kişinin yaşadığı kampı çevreleyen dağı askeri karargaha çevirdi. Eğitim kamplarını kampın olduğu bölgeye kaydıran terör örgütü buradaki halkı baskı altında tutarak yıllardır örgüte militan devşiriyor diyor. Ve Dışişleri Birleşmiş Milletler'den kapatmalarını istedik. Başlığıyla bir alt başlığıyla yine ayrıntıya haberin ayrıntısına yer verilmiş. Aydınlığa konuşan Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili Mahmur kampı konusundaki tutumumuz net. PKK'nın kamptan ve bölgeden temizlenmesini ardından da kampın kapatılmasını istiyoruz. Talebimizi hem Birleşmiş Milletler hem de Irak nezdinde sürekli dile getiriyoruz. Bu konuda Irak hükümetiyle işbirliği içindeyiz dedi. Kampın ismi 10 Ekim 2011'de değiştirildi ve kampa TSK'nın hava harekatı ile öldürülen KCK Yürütme Konseyi üyesi Rüstem Cude'nin adı verildi. Kampın kontrolünü elinde tutan teröristin sözde PKK komutanı Tekoşer Zaros olduğu belirtiliyor. Evet hemen sürmanşetine bakalım Aydınlık'ın. İşte bugünün Kubilayları diyor Aydınlık sürmanşetinde. Türkiye Gençlik Birliği şehit edilişlerinin 87. yıl dönümünde devrim şehidi Asteğmen öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay'ı ve silah arkadaşlarını yürüyüşte andı. Kubilay hazırdı, biz de hazırız sloganı atan gençler katledilen aydınlarımızın fotoğraflarını taşıdı. TGB Genel Başkanı Cem Dikmen, Türk gençliği olarak 100 yıl öncesinin kararlılığıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın bıraktığı bayrağı gururla taşıyoruz dedi. Ve dünya cennete dönecek insanla inandım başlığıyla yer alan hemen Kubilay haberinin hemen yanında yer alan bir başka haberi de aktarmak istiyorum. Bugün büyük şair Tevfik Fikret'in bugün 150. doğum günü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü şair ve ressam Tevfik Fikret'e ait farklı bağışlarda bulunan tablolar, el yazma eserler ve müsveddelerle ilk baskı şiir kitaplarını Aşiyan Müzesi'ne kazandırdı. Merve Sevinç imzalı haberde. Bununla ilgili bir haberimiz var. İsterseniz onu getirelim ekranlarınıza. Sonrasında gazete manşetleriyle devam edelim. Tamam, bekle. Türk edebiyatına birçok eser kazandırmış Tevfik Fikret'i sevenleri unutmadı. Tevfik Fikret doğumunun 150. yıl dönümünde Aşiyan'daki müzeye çevrilen kendi evinde anıldı. Bizim büyük babamızın hem eniştesi hem de kuzeni. Yani halasının oğlu. Ben de Tevfik Fikret hakkında epey inceleme yaptım ve Fikret'te Sanat ve Yaşam diye yazılarım var. Tabii bizi çok duygulandırıyor buradaki bütün aktiviteler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen programa ilgi yoğundu. Koleksiyonerler yaşayan bir müzedir burası. Yapılan bağışçıları biraz hatırlamaktı. Son birkaç yıl içerisinde yapılan Tevfik Fikret'e ait bağışlar bizim önceliğimiz oldu. Ayşen Müzesi'ni Tevfik Fikret'in sevenleri ve bağışçıları yeniden yapılandırarak birçok eser kazandırdı.
Aşiyan'ın olduğu toprağın, yani arsanın Fikret'e satılmasını dedem önayak oluyor. Tevfik Fikret bu binayı kendi çizimi olarak, mimari çizim olarak yaptıktan sonra, şimdi hemen burada baktığınızda biraz aşağıda olan binada dedemler, babaannem yaşadığı dönem 3 katlı köşkü de Tevfik Fikret tasarlıyor. Aşiyan Müzesi'ne kazandırdığı eserler için bahçılara plaket takdim edildi. Babamı çok sever, severdi. Babam da onu alıp gezdirir. Böyle bir şeyimiz var, ilişkimiz var, ailevi. Hepsini iyi kötü gördüm yani çocukluğumdan beri. Gazete manşetleriyle devam ediyoruz. En az bütçe konuşuldu diyor Aydınlık yine ilk sayfasında yer alan bir başka haberde. Meclis Genel Kurulu'nda 12 gün süren 2018 bütçe görüşmeleri tartışmalarla sona erdi. Man Adaları Sarraf davası Deniz Gezmiş 6. filo konuları tartışmalarından sonra bütçeye gelemedi diyor. 2018 yılı bütçesi 124 oya karşılık 305 oyla kabul edildi. Görüşmelerin son gününde 6. filoya secre etmek tartışmaları damgasını vurdu. CHP'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki gen soru önergesi de AKP'nin oylarıyla gündeme alınmadı. Cumartesi günü sabah saat 5'te tamamlanan görüşmeler sonrasında milletvekilleri AKP'nin önerisi doğrultusunda 9 Ocağı kadar sürecek 15 günlük tatile girdi deniliyor. Ve yine bir başka haber, Kıbrıs'ta Türkiye karşıtı buluşma. Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Savunma Bakanları arasındaki üçlü zirve Güney Kıbrıs'ta yapıldı. Bakanlar Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne rağmen Doğu Akdeniz'de kontrolü sağlamak için bir araya geldi deniliyor. Devam edelim. Birleşik Arap Emirlikleri'ne Fahrettin Paşa yanıtı başlığıyla yer alan bir haber. Birleşik Arap Emirlikleri hakaretlerine yanıt gecikmedi. Büyükelçiliğin bulunduğu sokağın ismi Fahrettin Paşa olarak değiştirilecek deniyor. Ve Bitcoin çılgınlığı, son zamanlarda çılgınca değeri artan kripto paraların pazarı 541 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bunun 219 milyar dolarlık kısmını Bitcoin oluşturuyor. Bitcoin 19 bin dolar seviyesine çıktı. Peki Bitcoin nedir, nereden çıktı? Mustafa Pamukoğlu'nun yazısında bu bilgilere yer verilmiş. Ve D vitamini değil, aşı. Canan Karatay'ın aşı yerine D vitamini kullanın önerisi enfeksiyon hastalıkları uzmanlarını ayağa kaldırdı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Haluk Eraksoy, aşı olmanın bireysel bir karar değil, toplumsal sorumluluk olduğunu ifade etti. Eraksoy, aşılanmayan bireyler bütün toplumu etkiliyor, D vitamininin bu hastalıklar üzerinde etkisi yok dedi. Ve devam edelim. Kooperatifleşerek tarımda kalkınırız diyor Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Harun Raşit Uysal. 1980 yılından sonra uygulanan yanlış politikalar nedeniyle köylünün tarımdan uzaklaştığını, kooperatifler kurularak köylünün yeniden tarıma yönlendirebileceğini belirtti. Şimdi ben sizlere Aydınlık Gazetesi yazarı Şule Perinçek'in yazısından bir bölümü aktarmak istiyorum. ABD gençlerine de yazık diyor Şule Perinçek. Amerika'da yılda 64 bin kişi uyuşturucu maddeyle yaşamını kaybediyormuş. Yaş ortalaması bu nedenle düşmüş. İş gücü kaybı, sağlık harcamaları onlar sayıyor, ben yazmıyorum. İnsan yaşamının yanında ne anlamı var? Öyle değil mi? Üstelik pırıl pırıl geleceği olan, daha doğrusu olması gerekenler, gençler yaşamlarını kaybediyorlar. Kaybetmeyenler de Amerika'da her 25 saniyede bir kişi uyuşturucu bulunma nedeniyle gözaltına alınıyor. Yıllık ortalama 1 milyon 250 bin kişi de bu nedenle hapse giriyor. Dünyada en fazla kokain kullanan ülkeler ise şöyle: Arnavutluk, Birleşik Devletler, Birleşik Krallık, İspanya, Avustralya, Uruguay, Şili, Hollanda, İrlanda ve Kanada. ABD kendi halkını da düşman diyor Şule Perinçek, Aydınlık yazarı Şule Perinçek. Ve yine Aydınlık'tan ben İsmet Özçelik'in yazısını aktarmak istiyorum bugün sizlere. Özal'la başladı, AKP ile sürüyor diyor İsmet Özçelik. Devlette ciddi bir erozyonla karşı karşıyayız. Devletin önemli kademelerinde görev yapanlar liyakate göre seçilmediği için büyük sıkıntılar yaşıyor.
Birçok kurumda alttakiler üsttekilerden daha kapasiteli, daha bilgili. Durum böyle olunca iş karışıyor. Zayıf yöneticiler kendilerini kabul ettirmek için başka yollara başvuruyorlar. Yukarıya yalakalık, aşağıya baskı öne çıkıyor. Koltuklarını korumak için de istenilen tüm kararların altına imza atıyorlar. Devlette bu durum özellikle 12 Eylül darbesi sonrası ortaya çıktı. 12 Eylül'ün asıl lideri Özal, başbakan olunca Amerika'dan bir sürü prens getirdi. Bir günlük bile devlet tecrübeleri yoktu. Ama devlet bankalarının, kamu kuruluşlarının başına oturtuldu. Devleti babaların çiftliği sandılar. Yasa yönetmelik tanımadılar. O günlerde gazetelerin gözde bürokratlarıydı. Öve öve bitirilemiyorlardı. Zamanla iplikleri pazara çıktı. Çoğu yolsuzluğa bulaştı. Kimi yurt dışına kapağı attı. Kimi topuğundan vuruldu. Devlet itibarını yerlerde sürdüler. Ve AKP dönemi de aynı diyerek devam ediyor İsmet Özçelik. AKP döneminde de durum benzer. Devletin önemli makamlarına gelebilmek için kriter olarak liyakat göz ardı edildi. Yandaşlık ve alnının secdeye gelmiş olması esas alındı. Tabii bir de imza atma yeteneği. Şube müdürlüğünü bile taşıyamayacak olanlar genel müdür yardımcısı, genel müdür ve üstü görevleri atandı. Oturdukları koltuğun yükünü taşımaları zaten mümkün değildi. Durum böyle olunca particilik öne çıktı. Bakanlıklardaki makamlar parti teşkilatı haline geldi diyor. Ve Sözcü ile devam edelim. Sözcü, Türkiye kutuplaştı, huzurunu kaybetti. Bu ifadeler kime ait? İyi Parti lideri Meral Akşener'e. Ülkenin durumunu böyle özetliyor Meral Akşener. Türkiye kutuplaştı, huzurunu kaybetti şeklinde. Uğur Dündar'ın halk arenasına katılan Meral Akşener, Türkiye'nin halini ağır grip geçirdiği için her yeri ağrıyan bir hastaya benzetti. Tedavi şeklini anlattı. Nedir o tedavi şekilleri? Ayrıntılarına bakalım. Türkiye'nin üç büyük sorunu var diyor. İşsizlik, terör ve eğitim. Gençlerimizin umutsuzluğunu ortadan kaldıracak projelere ihtiyaç var. Ekonominin üretken hale gelmesi gerekiyor. Anne babaların çocuklarının eğitimiyle ilgili endişeleri var. Bu büyük bir sorun. Eğitimin öğrencilerin yararına tanzim edildiği bir sistem getirmek istiyoruz. İktidara geldiğimizde bu sorunları çözmeye söz veriyorum diyor. Çözüm yolu hukukun üstünlüğü ve adaletin sağlanmasından geçiyor diye de ekliyor. Ve devam edelim. 4 Şubat 2012'de neredeydin diye soruyor CHP'li Özgür Özel. Peki kimi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya. Haberin ayrıntılarını aktarmak istiyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki gen soruda gerilimli anlar yaşandı. Gen soru AKP'li ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi. AKP'liler Soylu'nun yanına gidip onu tebrik etti. İşte o görüntüye tebrik etme görüntülerinde ekranlarınıza gelmiştir diye düşünüyorum. Görüyorsunuzdur. Ve CHP'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki gen sorusu Cuma gece yarısından sonra mecliste görüşüldü. Soylu ile CHP'li Özgür Özel arasında FETÖ tartışması yaşandı. Özgür Özel, Bakan Soylu'ya 4 Şubat 2012'de Fethullah Gülen'le görüştün mü, yanında Vedat Demir var mıydı diye sordu. Her şeyi yanıtlayan Soylu bu soruyu yanıtlamadı ifadelerine yer vermiş Sözcü gazetesi bugün. Ve vergi kaçakçıları dürüst mükellef sayılacak, akıllara durgunluk veren düzenleme şeklinde ilk sayfasına yer vermiş Sözcü bu habere. Ödemesi gereken vergiyi gizleyen, af çıkınca pişmanlık beyannamesi verenler %5 daha az ödeyecek. İktidar borçlarını zamanında ödeyen dürüst mükellefleri ödüllendirmek için çıkardığı %5'lik vergi indiriminin kapsamını genişletti. Maliye Bakanlığı'nın yeni tebliğine göre vergi kaçıran ve aftan yararlanıp pişman olanlar da dürüst mükellef kabul edilecek deniyor. Ve devam edelim yine Sözcü'nün ilk sayfasında yer alan bir başka haber. İşgal edilen adalarımızı 2019'da gelip alacağım. Kime ait bu ifadeler? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na. CHP lideri Kılıçdaroğlu, işgal ettikleri 18 adamız için gel de al diyen küstah Yunan bakana başlıktaki yanıtı verdi. İşgal eden adalarımızı 2019'da gelip alacağım dedi. Vatandaş çaya şeker atamıyor diyor CHP'li Gürsel Tekin. Kahveci esnafın derdini dinleyen CHP'li Tekin, şeker %138 zamlandı dedi. Aslına bakarsanız ben
Sözcü'nün iç sayfasına yer alan çok önemli bir haberi de aktarmak istiyorum. Bir sağlık skandalı haberini. Ankara'da, yani Türkiye'nin başkenti yaşadığında yaşanan bir sağlık skandalı. Nedir o? Yağız Çankaya 26 yaşında kullandığı bir araçla kaza yaptı. Yoğun bakımda tedavi alınması gerekiyordu. Ancak Ankara'daki 56 hastane doluyuz gerekçesiyle hastayı geri çevirdi. Talihsiz genç hayata tutunamadı deniyor haberde. Ve ayrıntılarını da aktarmak istiyorum. Şöyle ki eski bir gazeteci olan, başkent Ankara'da tam bir sağlık skandalı yaşandı. Olay 17 Aralık günü meydana geldi. 26 yaşındaki Yağız Çankaya susuz sapağında otomobiliyle kaza yaptı. Çankaya'yı olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kesip araçtan çıkardı. Durumu ağır olan Yağız Çankaya'nın yoğun bakımda tedavi altına alınması gerekiyordu. En yakın hastane olan Yeni Mahalle Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak hastanede yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı gerekçesiyle yaralıyı geri çevirdi. Bunun üzerine 112 acil çağrı sistemi üzerinden yoğun bakım servisi olan hastaneler tek tek arandı. 35 devlet ve 21 özel hastanede yoğun bakımda yer olmadığı gerekçesiyle acil müdahale bekleyen Yağız'ı kabul etmedi. Bunun üzerine Yeni Mahalle Devlet Hastanesi doktorları beyin kanaması geçirilen Yağız için Abidinpaşa Özel Natomet Hastanesi ile temas kurdu. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olan Doktor Murat Sili evinden gelip Yağız'ı çalıştığı hastaneye götürdü. Ve doktor kazazede için 4,5 saat süren ameliyat gerçekleştirdi. Ancak Yağız ertesi gün yeniden fenalaştı ve hayatını kaybetti. Ailesi yasa boğuldu. Yağız Çankaya'nın akrabası Ebru Toktar, Yağız'ı kaza değil ihmaller ve yoğun bakım skandalı öldürdü. Başkentte biz bunları yaşıyorsak diğer kenttekilerin vay haline dava açacağız dedi. Evet, hatta bir ayrıntıya da yer verilmiş. Başbakan yardımcısı Recep Aktar ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan telefonla aranmış. Bakanların devreye girmesiyle GATA kabul etmiş. Ama zaten çok geç kalınmış. Ayrıntısına da yer verilmiş haberde. Ve Sözcü'deki bu haberleri aktardıktan sonra ekranlarınıza bir haberi getirmek istiyorum ben. Soğuk havaların kendini göstermesiyle birlikte soğuk algınlığına bağlı hastalıklarda kapımızı bir bir çalmaya başladı. Peki bu durumda biz ne yapacağız? Nasıl önlem alacağız? İşte ayrıntılar. Sıcak giyiniyoruz, kat kat giyiniyoruz. Kış aylarıyla birlikte artan soğuklar enfeksiyonel hastalıkların yayılmasına neden oluyor. Peki biz virüslere karşı nasıl önlemler almalıyız, neler yapmalıyız? Gelin uzmanından dinleyelim. Artık kış aylarının en sert olduğu dönemlere girdik. Haliyle tabii ki herkesin kendine çok dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle yeme içme konusunda dengeli beslenme, sağlıklı beslenme, C vitamini yönünden, yine koruyucu E vitamini ve diğer proteinler açısından çok dengeli beslenmesi önemli. Daha çok sebze ağırlıklı besleniyoruz. Yoğurt diyorum, ayran içiyorum. Birçok hastalık solunum yoluyla bulaşıyor. Peki kalabalık ortamlarda nasıl davranmalıyız? Hapşırırken ya da öksürürken böyle kolumuzun altına doğru, yani elimizle kapatmak değil. Çünkü bu eli daha sonra biriyle tokalaşırken kullanırsak maalesef karşımıza bulaştırmış oluyoruz. Böyle kolumuzun altına doğru öksürerek ya da hapşırarak en azından etrafa bulaştırıcılığımızı azaltmak çok önemli. Özellikle son dönemlerde artan öksürük şikayetine karşı daha sık ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Üzerimize bulaşacak olan işte öksürükle, hapşırıkla yine aynı şekilde maalesef bu enfeksiyonlar, çünkü özellikle viral enfeksiyonlar damlacık yoluyla bulaştığı için ve havada asılı kalabildiği için hem ortamı havalandırmak hem de kişilerle aşırı yakın temastan uzak kalmak ve eğer bu durum kaçınılmazsa da yine ellerimizi iyice yıkamak gerçekten önemli. Sağlıklı bir yaşam içinse mevsimsel gıdaları tüketmek gerekiyor. C vitamininden zengin yiyecekler, yani işte portakal gibi turunçgiller, meyvelerin düzenli her gün en az bir porsiyon tüketilmesi bizim için çok önemli. Yine kışın biliyorsunuz pırasanın, ıspanağın ve baklagillerin yoğun tüketilmesi gereken dönemler. İşte sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Neler kış aylarında balık daha çok tüketiyoruz, bir de yeşillik. Bolca meyve, C vitamini bol olan şeyler daha sağlıklı olmak için. Öyle.
Virüslere karşı en önemli önlemlerden biri ise aşı yaptırarak bağışıklık sistemini güçlendirmek. Biliyorsunuz grip aşısı da aynı şekilde her yıl farklı bir şekilde tasarlanıyor. Sırf bu yüzden, bu virüsün yapısı yüzünden. Ama dediğim gibi aslında daha ziyade o virüsler hep etrafımızda ama biz yeterince korunamıyoruz muhtemelen. Eğer hastaysanız ya da çevrenizde hasta biri varsa mutlaka dinlenmeniz gerekiyor. En güzeli bir dönem istirahat etmesidir. Her zaman yürüyorum, dikkatli yiyorum, şekerli gıdalar uzak durmaya çalışıyorum ama tabii duramıyoruz çok fazla. Sizinle devam edeceğiz gazete manşetlerini aktarmaya. Ancak ben öncesinde Sözcü gazetesinden Necati Doğru'nun yazısını aktarmak istiyorum. Necati Doğru diyor ki kaç ülke ervaisi dolar milyoneri olabiliyor diye soruyor. Yazısının ayrıntılarına baktığımızda geçen gün bir milletvekili meclis kürsüsünden Cumhurbaşkanı'nın emekli öğretmen eniştesi 1 milyon 250 bin doları nasıl kazandı? Manadasına gönderen iş adamı haline geldi diye sordu. Yerinde bir soruydu. Hemen umutlandım, işte cevabı öğreneceğiz. Olay aydınlanacak diye düşündüm. Çünkü mecliste iktidar partisinin sözcüsü de bu konuya cevap vermek için söz aldı ve konuşmaya başladı. Boşa umutlandım, hakaretlerini sayıp sıralamaya başladı. Bir akılsız bilgisiz adam, cahil cahil konuşma. Emekli öğretmen diye söylediğin Cumhurbaşkanı'nın eniştesi. Emekli olduktan sonra yıllardan beri ülker bayiliği yapan bir iş adamı. Öğretmen eti ne, budu ne? Dolar milyoneri asla olamaz. Ama ülker bayisi olur. Dolar gönderir, hesabına dolar gelir. Tamam diyeyim, ben de yeni bir anahtar soru üreteyim. Bugüne kadar Cumhurbaşkanı eniştesinden başka dolar milyoneri olmuş ülker bayi kim var? Ülker milli şirketimiz diyor ve devam ediyor. Daha sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan da politikaya atılmadan ve belediye başkanı olmadan önce ülker bayisiydi. İktidar Partisi sözcüsünün anlatımıyla ülker bayiliği muhteşem bir iş kolu. Bırak öğretmenliği, kap bayiliği, ol dolar milyoneri diyor ve devam ediyor yazısına. Anahtar sorular cevaplarını bulmalı. Enişteye, dünüre, kardeşe, oğula, kıza, savcılar, hakimler nereden buldun diye sorabilmeli diyor Necati Doğru. Ve devam edelim Cumhuriyet gazetesiyle. Cumhuriyet gazetesi sağlıkçı hasta kadar dertli diyor bugün. Bakanlık araştırmasından çıkan çarpıcı sonuç. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Türkiye Sağlık Personeli Memnuniyet Araştırması yaptı. 17.101 sağlık çalışanının katıldığı araştırmanın sonuçları sağlık sisteminin hizmet alanlar kadar hizmet verenler tarafından da beğenilmediğini ortaya koydu. Sağlık çalışanları performansa dayalı ek ödeme sisteminden neden geçici görevlendirmelerden şikayetçi olurken yönetici atamalarından da siyasi tercihlere göre yapıldığına inanıyor. Araştırmaya katılanların 1/5'i kurum gelirini artırmak için gereksiz tıbbi işlemler yapıldığını belirtiyor. Ne düşünüyorlar şeklinde bir alt başlıkla 3 başlıkla sıralamışlar. Her 3 çalışandan ikisi fiziksel şiddete karşı alınan önlemleri yeterli bulmuyor. İş yükünün fazla olduğunu ve kendilerini başarılı bulmadıklarını belirtiyorlar. Sağlık çalışanlarının %69'u artık sağlık kurumlarında iş bilen çalışanların kalmadığını düşünüyor. Ve yine Cumhuriyet'te bir başka haber, büyümemiz sorunlu. Profesör Doktor Gürsel, pastadan dar gelirlilere düşen pay artmıyor diyor. Türkiye ekonomisindeki büyümenin dalgalı olduğunu, bunun da ülke için iyi olmadığını söyleyen Profesör Doktor Seyfettin Gürsel, milli gelirdeki artışa karşın ücretlilerin gelirinde bir iyileşme olmadığına dikkat çekti. 2018 yılı için ekonomik büyüme beklentisinin %4 ila 5 arasında gezindiğini belirten Gürsel, bu kriz demek değil ama büyüme %4 civarında kalırsa işsizlik artışa geçebilir dedi. 2 aylık bebek de cezaevinde. Evet, Ayşe öğretmenin haberi. Beyaz Şov'a bağlanarak bölgede çocuklar ölmesin dediği için bir yıl hapis cezasına çarptırılan Ayşe öğretmen, kızı Deran henüz 2 aylık olduğu için cezasının Nisan'a kadar ertelenmesini istiyor. Ve mağdurun yanındayım diyor.
CHP lideri Kılıçdaroğlu Kocaeli'de işten çıkarılan işçileri ziyaret etti. Hatta direnişteki işçilerle çay içtiği bir fotoğrafa da yer verilmiş haberin içinde. Kocaeli'de STK'larla bir araya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu iktidarın kendisini tehdit ettiğini söyleyerek "Asla ve asla geri adım atmayacağız. Ben mağdurun yanındayım." dedi. Sendikalı oldukları için işten çıkartılan işçileri de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, "Biz CHP olarak işçinin, emeklinin partisiyiz. Örgütlenme mücadelesinde sonuna kadar destekleyeceğiz." diye konuştu. Ve bir başka haber, "Üstün zekalı olmak da zor." Tüm Üstün Zekalılar Derneği Genel Müdürü Tunağan Coşkun, üstün zekalı çocukların akademik başarı gösterirken sosyal olarak sorunlar yaşayabileceğini söyledi. Coşkun, erken tanının önemli olduğunu belirtti. Beşiktaş yenildi, Fenerbahçe berabere. Süper Lig'de Beşiktaş Sivasspor'a deplasmanda 2-1 yenildi. Fenerbahçe ise Konya deplasmandan 1-1'lik skorla tek puanla döndü. Bu sonuçla Sarı Lacivertler maç fazlasıyla liderliğe yükseldi deniliyor. Ve yine Cumhuriyet'in ilk sayfasına yer alan bir başka haber. Gazetecilere özgürlük hemen başlığıyla yer almış bir haber. Yarın görülecek Cumhuriyet davası öncesi dün Kadıköy'de tutuklu gazetecilere özgürlük yürüyüşü yapıldı. Açıklamada yargılamayı yapanlar da arkasında duranlar da biliyorlar ki Cumhuriyet bir gazetedir, çalışanları da gazetecilerdir dedi, denildi. Ve devam edelim Hürriyet'le. Ama yine ben bir haberi ekranlarınıza getirmek istiyorum. Bu kez Kimya Mühendisleri Odası'ndan sürücülere bir uyarı geldi. Nedir o uyarı? İzliyoruz. Cam sularının mavi rengine aldanılmamalıdır. Aracı olan vatandaşlar dikkat. Cam suyunun mavi olması onun donmama özelliğine sahip olduğu anlamına gelmez. Uzmanlar otomobil için kullanılan cam suyu antifrizlerindeki donma tehlikesine karşı uyarıyor. Silindir kapak çantasını yakar, motora zarar verir. Yani motoru gider aşağıya, blok çatlatır, hortumları patlatır, radyatörü patlatır. Her şeye zarar verir yani. Kimya Mühendisleri Odası soğuk havaların artmasıyla beraber otomobil sahiplerinin karşılaşacağı durumlara ilişkin genel merkez binasında basın açıklaması yaptı. Piyasada satılan ve üzerinde -21 dereceye kadar donmayacağı belirtilmiş olan cam suyu antifrizlerinin içindeki metil alkol oranının odamızca yapılan deneyler sonucunda %20 olduğu saptanmıştır. Odanın Ankara Başkanı Erkin Etike, tüketicilerin alkol oranı %30'un üzerinde olan cam suyu antifrizlerini kullanması gerektiğini söyledi. Ne demek içindeki metil alkol oranı %20? İçindeki metil alkol oranının %20 olması cam suyu antifrizinin -12 derecede donacağı anlamına gelir. Bu demektir ki -20 dereceye kadar dayanmasını istediğimiz cam suyu antifrizlerinin minimum %30 oranında metil alkol içermesi gerekmektedir. Ürün için metil alkol oranının önemli olduğunu belirten Etike, cam suyunun mavi rengine kanılmamalı diye konuştu. Kış mevsimi sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden cesaret alan bazı üreticiler, maliyetleri düşürmek amacıyla üründeki metil alkol oranını azaltma yoluna gitmişlerdir. Cam suyunun donma noktasını belirleyen şey içindeki metil alkolün hacimce oranıdır. Suya rengini veren katkı maddesinin cam suyunun donma noktasına herhangi bir anlamlı katkısı yoktur. Dolayısıyla cam sularının mavi rengine aldanılmamalıdır. Tüketicilerin şüphelendikleri ürünleri buzdolaplarının derin dondurucu bölümünde test edebileceğini belirten Oda Başkanı yetkilileri göreve çağırdı. Tüketicileri yanıltıcı etiketler kullanan firmaları denetleyiniz ve cezalandırınız. Evet, Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz ama öncesinde ben Cumhuriyet gazetesinden Orhan Bursalı'nın yazısını aktarmak istiyorum. Orhan Bursalı bugün yazısında ABD'nin parçalayıcı dört hedefi kasap koyun ilişkisi diyor. Ve ABD ve dört hedef şeklinde de belli başlıkları sıralamış. Nedir onlar? Onları aktarmak istiyorum sizlere. İlki Rusya ile rekabet, zaten son güvenlik strateji belgesinde Rusya'yı mücadele edilmesi gereken ve ABD'yi zararlı ülke olarak görüyor. Esad'la Rusya müttefikse
Suriye'nin bir parçası da bizim denetimimizde olacak anlayışı. PKK'ya yeni ağır silah sevkiyatı da bu anlayışla uyumlu. Bu PKK ülkesi yapılanmasını aynı zamanda Türkiye'deki Kürt bölgesi içinde ileri zamanlara yönelik bir tehdit unsuru tutmak. İkincisi, Orta Doğu'nun tam göbeğinde arkasında tam bir Batı dünyasının olduğu İsrail'le dost ilişkisi içinde yeni bir kale üst elde etmek, buradan Orta Doğu bölgesini sürekli karışıklık içinde tutma fırsatını elde etmek. Üçüncüsü ise PKK Suriye bölgesini silahlı bir üst haline getirerek tamamen Amerikan hegemonyası altına almak. Şöyle, biz olmadan siz hiçbir şey değilsiniz. Hem Türkiye hem Şam, Esad sizi yer bitirir. Artık ebedi olarak bize bağlı yaşayacaksınız. Sizin varlık ihtiyaçlarınız artık benden sorulur. Dördüncüsü, böyle bağladı PKK Suriye bölgesini, yani PKK-YPG silahlı güçlerini Orta Doğu'da baş düşman ilan ettiği İran'a karşı da gerektiğinde bir tehdit ve baskı unsuru olarak kullanmak, diyor Orhan Bursalı bugün yazısında. Ve yine Cumhuriyet'ten bir yazıyı daha aktarmak istiyorum ben sizlere. Ali Sirmen'in yazısını. Ali Sirmen, yoksa FETÖ hala iktidarda mı diye soruyor. Yazısının ayrıntılarına baktığımızda şu ifadeleri kullanıyor. FETÖ'den sanık olarak İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmakta olan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, sanık olarak dinlenmesini talep ettiği eski İçişleri Bakanlarından Mehmet Ağar'ın mahkemedeki ifadesi ve kendisine kefil olması üzerine ev hapsine tabi olarak tahliye edilirken, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan FETÖ'den tutuklu savcı Mustafa Bilgili'nin açtığı 28 Şubat davasında sanıkların yeni tanıklar dinlenmesi ve iddianameyi hazırlayan Mustafa Bilgili hakkında Yargıtay'dan vereceği kararın beklenmesi talepleri reddedilerek esas hakkındaki mütalaya geçilmesine karar veriliyordu. Fethullahçılıkla suçlanan eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Mehmet Ağar'ın tanırım iyi çocuktur kefaleti üzerine tahliye edilirken, aralarında eski Genelkurmay Başkanı Karadayı'nın da bulunduğu emekli askerlerin 60'ı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenen davada bir an önce karara gidilmesinin önü açılıyordu. Öte yandan TRT'yi FETÖ'cülerle doldurmakla suçlanan eski TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'in Samanyolu TV'nin Fethullahçı olduğunu bilmiyordum. Ben onları FETÖ'cü diye değil, AKP'li diye TRT'ye aldırdım yolu savunması üzerine hakkındaki dosya Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takipsizlik kararıyla kapatılırken, yapılan açıklamalara bakarsanız FETÖ ile mücadele bütün hızıyla sürüyordu. Burada bütün bu gelişmeleri izleyip olayları değerlendirenler de haklı olarak soruyorlardı. Yoksa FETÖ hala iktidarda da kimsenin haberi yok mu şeklinde ifadeler kullanmış Ali Sirmen. Ve Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Hürriyet bugün yaşamın içinden aslında haberlere yer vermiş ilk sayfasında ağırlıklı olarak. Manşetinde de bu şekilde İzzetcan'ın bir günü diyor Hürriyet. Down sendromlu İzzetcan Özyaşar doğru bir eğitim ve fırsat verildiğinde neler başarılabileceğinin en iyi örneklerinden. İzzetcan İstanbul'un karmaşasında her gün 3 vasıta değiştirerek Bomonti'deki işine tek başına gidiyor. Birçok İstanbullu gibi karanlıkta sabah 7'de tek başına yola koyulan İzzetcan, Göztepe Merdivenköy'deki evinden çıkıp metrobüs kullanarak Bomonti'deki işine ulaşıyor. Garsonluk yaptığı oteldeki mesaisinin ardından aynı yolla geri dönüyor. İzzetcan 13 aydır çalıştığı iş hayatından oldukça memnun. Yöneticileri ve müşteriler de öyle. Annesi Aysel Özdeşar eğitimin önemine dikkat çekiyor ve diyor ki, İzzetcan'a 2,5 yaşından beri eğitim veriyoruz. Kaynaştırmalı sınıflarda okudu. Bazen kabul ettirmekte zorlandık ama çok faydalı oldu ifadelerini kullanıyor annesi. Ve yine yaşamın içinden bir başka haber Hürriyet'in ilk sayfasında yer alıyor. Affedersiniz, acemiyim. Adana'da bir ay önce ehliyet alan Eda Boncukçu, trafik akışını ve sürücüleri zor durumda bırakmamak için otomobilin arkasına özür diliyorum, yeni ehliyetliyim, acemiyim yazılı döviz astı.
Boncukçuyu görenler genç kadına destek vermeye başladı deniliyor haberde. Ve yine bir başka haber, metroda ekonomi. Eski Merkez Bankası Durmuş Yılmaz Ankara metrosunda bir ekonomi kitabına dalmışken görüntülendi. Yılmaz Ömer Faruk Çolak yazdı. Ekonomide Masallar ve Gerçekler kitabını okuyordu. Çatal Ağzı boğuluyor diyor Hürriyet. Zonguldak'ta 1,5 kilometrelik alanda 4 termik santral bulunan Çatal Ağzı Vadisi'ne 5. santral geliyor. Çevreciler isyanda. Çatal Ağzı santrallerin bacalarından çıkan duman havayı, atıkları ise suyu kirletiyor. 7000 kişinin yaşadığı bölgede halk tepkili. Yerel yöneticiler de yeni santral istemiyoruz diyerek tepki gösteriyor. Ekonomide ilk kez en önemli sorun başlığıyla yer alan bir başka haber. AKP'nin kamuoyu araştırmalarında Türkiye'nin en önemli sorunu sıralaması değişti. Önceki anketlerde terör birinci çıkarken ilk kez ekonomi ve işsizlik birinci olduğu deniyor haberde. Ve yine devam edelim. Yayla yasağını kaldırıyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hakkari ve Şırnak'ta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör nedeniyle uygulanan yayla yasağını baharda kaldırılacağını açıklarken kent halkını da uyardı. Nasıl uyarmış onu da aktaralım. Şu ifadeleri kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama yaylalarımıza sahip çıkacaksınız. Teröristlere kalkıp da en ufak bir tehditte al sana bir baş hayvan diyecek misiniz? Buyurun yaylalara çıkın. Güvenlikte bizden inşallah dedi. Ve burada kimse racon kesemez diyor Başbakan Binali Yıldırım. Bartın ve Karabük'te konuşmuş. Bu topraklarda 100 yıl önce ortaya konan planların yürümeyeceği ortaya çıkmıştır. Bu bölgedeki ülkelere rağmen hiç kimse binlerce kilometre uzaktan gidip plan yapamaz, racon kesemez diyor Başbakan Binali Yıldırım. Ve o adaları alacağım diyor CHP lideri Kılıçdaroğlu. Gel de adaları al diyen Yunan Savunma Bakanı'na yanıtı bu şekilde oldu CHP liderinin. 2009'da geleceğim, o adaların tamamını alacağım. Kıbrıs için ne dediler? Rahmetli Ecevit gitti aldı diyor. Ve Milliyet Gazetesi'yle devam edeceğiz ama ben yine bir köşe yazısını aktarmak istiyorum sizlere. Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın yazısını amirinden tokat yiyen zabıta memuruna Kenan'a açık mektup başlığıyla yer alan bir köşe yazısı bugün. Aktarıyorum. Sevgili Kenan kardeşim diyor Ahmet Hakan. Öncelikle geçmiş olsun diyorum. Çok geçmiş olsun. O görüntüleri izlediğimiz günden beri öfkemiz tepemizde. Çok kızdık sana yapılanlara. Çok. Şimdilik tek tesellimiz sana tokat atan o zorbanın görevden uzaklaştırılmasıdır. Gerçi o adam çok daha yüksek bir makamda karşımıza çıkarsa hiç şaşırmayacağız. Ne de olsa burası Türkiye. Sevgili Kenan kardeşim, sana başına gelenlerle ilgili ne düşündüğün sorulduğunda büyüklerimiz ne emrederse onu yapacağım, konuşmak istemiyorum falan türü şeyler söylemişsin. Kenan kardeşim lütfen bırak şu alttan almayı. Alttan alacak bir durum yok. Haksız olan, sana tokat atmaya yeltenen o adamdır. Sen haklısın, hem de sonsuz haklı. Unutma ki güçlü olan haklı değildir. Haklı olan güçlüdür. İşte tam da bu nedenle büyüklerimiz ne emrederse falan türü cümleler kurmaktan vazgeç. Çok ağrıma gitti bana yapılan de. Olmaz olsun böyle de, yönetici de. Ekmek paramız için çalışıyoruz, köle değiliz de. Kenan kardeşim, velhasıl kelam, dik dur eğilme, bu millet seninle diyor Ahmet Hakan bugünkü yazısında. Ve bir haberi de ekranlarınıza getirmek istiyorum ben. Türkiye'nin ilk tiroid cerrahi hastalıkları polikliniği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde hizmete girdi. Tiroid ve paratiroid hastalıklarının ultrasonografisi yapılabiliyor. Türkiye'nin ilk cerrahi tiroid polikliniği Ankara Üniversitesi bünyesinde hizmete girdi. Poliklinik sayesinde hastalar tedavisinde zaman kazanıyor. Burada özellikle yapmayı planladığımız şey de hastaya vakit kazandırma, hastada işleyiş kopukluğu yaratmama. Çünkü bazen ultrason isteniyor, 2-3 ay sonra hasta bıkıyor, gelmiyor, unutuyor randevusunu vesaire. Cerrahi gereksinimi olan hastalar aynı anda tek hekim tarafından muayene ediliyor, biyopsi yapılabiliyor. Özel ultrason cihazı bulunan poliklinikte tiroidle ilgili şikayeti olan ya da daha önce dahiliye hekimi tarafından tiroid tanısı konulan hastanın vakit kaybetmeden ultrasonu çekilebiliyor.
Ayrıca biyopsisi de yapılabiliyor. Poliklinik Genel Cerrahi Uzmanı Doçent Doktor Volkan Genç direktörlüğünde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hizmete girdi. Eğer hastamızı da gerekli görüyorsak hemen eş zamanlı ultrasonografisini yapabiliyoruz. Evet, pardon, özür diliyorum. Milliyet Gazetesi ile devam edeceğiz ama öncesinde Ertuğrul Özkök'ün yazısını yer vermek istiyorum ben Milliyet Gazetesi'nden önce. Sayın Başkan aslansın ama diyor, böyle ufak tefek işlere karışmam ama işin içine beni güldüren açıklamalar girdi mi kendimi tutamıyorum diyor Ertuğrul Özkök. Ve devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman odasına serdiği 52 metrekarelik değeri 100 bin TL olduğu söylenen hereke halıyı şöyle açıklamış. Aslan yattığı yerden belli olur. 3 itirazım var. 1. Başkan orası yattığın değil çalıştığın yer. 2. Evine halı değil iş yerine malzeme alıyorsun. Ve 3. Kendi paranla değil milletin parasıyla alıyorsun. Ama yok, ben erkek aslanım, çalışmam, başkaları avlanır, getirir önüme, kor diyorsan tabii o zaman haklı olabilirsin diyor Ertuğrul Özkök. Ve Milliyet Gazetesi var sırada. Milliyet Gazetesi dünyaya nam saldık şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki Kudüs kararını, bir olduk, Kudüs olduk, bir olduk, Birleşmiş Milletler'de 128'e 9 olduk diye değerlendirdi. Ve ha Amerika ha İsrail diyor Başbakan Binali Yıldırım. Şöyle ki ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararının Birleşmiş Milletler'de kabul görmemesine ilişkin Amerika'nın başkanı bir gün çıktı. Böbürlenerek imzasına da göstererek bir kağıda imza attı. Kudüs'ü Amerika'nın başkenti yapacakmış. Pardon, İsrail'in başkenti yapacakmış. Aynılar zaten. Ha İsrail ha Amerika dedi Başbakan Binali Yıldırım. Ve Filistin'de öfke dinmiyor başlığıyla yer alan bir başka haber. ABD'nin Kudüs kararının ardından Filistinler ile İsrail askerleri arasında çatışmalar devam ediyor. Kudüs'te gözaltına alınan 3 Türk dün kefaletle serbest bırakıldı. ABD'de yapılan bir ankette Amerikalıların %49'unun ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması kararına karşı olduğu ortaya çıktı deniliyor. Ve ölüm seferi başlığıyla yer alan, aslında manşetini aktarmak istiyorum sizlere Milliyet'in. Karadeniz'de 9 denizciye mezar olan Bilal Bal adlı gemiye hiç binmeden ehliyetini kiralayan baş çarkçı Ali Doğan'a yurt dışı çıkış yasağı konuldu. Kartal'da inerek ölümden kurtulan makine yağcısı Sabri Yıldırım'sa gemi çok eski ve bakımsızdı. Egzozunda duman geliyordu. Doğacak çocuğumu düşünerek kazadan bir gün önce indim dedi. Yakınlarını kaybeden aileler ise Şile Adliyesi'ne giderek soruşturma dosyasına katılmak için dilekçe verdi. Avukat Bostancı dosyanın kasten adam öldürme ya da taksiyle adam öldürme suçlarından görülmesini istiyoruz. Bulunamayan iki cenaze için arama yapılması ve batma nedeninin belirlenmesi Türk denizciliğinin ders alması açısından önemli dedi. Ve Milliyet'e bir haber daha aktarmak istiyorum. Bir dakikada bilet bitti. Ulaştırma Bakanı Arslan, Doğu Ekspresi'nde yataklı vagon arttı ancak yetmiyor. 30 Ocak tarihi için bir vagon ilave ettik. Haber verilmeden satışa sunuldu. 1 dakika 29 saniyede hemen tükendi dedi. Habertürk gazetesiyle devam edeceğiz. Hemen manşetini aktarmak istiyorum. Tam yetkili dolandırıcı diyor Habertürk ise. Google'da tam yetkili servis ilanı verip evlerden tamir için alıp götürdükleri televizyonları sattılar. Polis de çağırdı ve yakalandılar diyor. Ayrıca lüks restoranlara kaçak içki kilidi diyor. Başlığı yer alıyor bir başka haberde. Bir depoda yakalanan 400 bin şişe kaçak içkinin izini süren İstanbul polisi Sarıyer'de ünlülerin de uğrak mekanı olan lüks restoranda 200 şişe daha buldu. 4 ilçede 11 restoran kaçak içkiden mühürlendi deniyor. Ve bir reklam arasına gideceğiz. Ardından saat başında tekrar karşınızda olacağız. İçin tekrar günaydın diyelim. Yayınımızın başında da biz ifade etmiştik. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın aslında hayatını kaybetmesiyle tekrar gündeme geldi epilepsi hastalığı. Epilepsi hastalığı ile ilgili belli endişeler de aslında ortaya çıktı hastalarda ve hasta yakınlarında.
bugün aslında epilepsi nedir, nasıl tedavi edilir, nedenleri nelerdir gibi birçok aslında soruya yanıt arayacağız. Kiminle hemen söyleyelim. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kubilay Varlı'yla. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Türkiye'de yaklaşık 800 bin epilepsi hastası olduğu ifade ediliyor. Peki ben şu soruyla başlamak istiyorum. Epilepsi nedir? Ben öncelikle bütün dinleyicilerimize iyi pazarlar diliyorum. Bizi bu saatte dinledikleri için de teşekkür ediyorum öncelikle. Epilepsi hastalığı toplumda çok korkulan, çok yaygın olduğu düşünülen bir hastalık ama demin söylediğiniz gibi rakam Türkiye'de yaklaşık işte 800 bin civarında bilinen bir şey. Bunlar artı eksi %10 dersek işte 850-900 bin civarında olabilir bir hastalık. Peki nedir epilepsi? Şimdi beyinde nöron adını verdiğimiz hücreler var. Bu nöronlardan işlevsel nöronlar var. Yapısal, dokuyu koruyan, dokuyu ayakta tutan, mimariyi ayakta tutan hücreler var. Bunların bu canlı nöron esas sinir hücresi dediğimiz esas beynin aktivitesini oluşturan nöronların ani, aşırı ve eş zamanlı deşarj yapmalarıyla ortaya çıkan bir klinik durum. Değişik nöron gruplarına göre de değişik bulgular veren bir durum. Bunu şöyle benzetebiliriz bir çok bilinen bir örnekle. Beyinde nöronlar aslında her an, her saniye milyarlarca defa deşarj yapıyorlar aslında. Niye o zaman olmuyor da bazen oluyor. Söylediğim gibi eş zamanlı yapmaları önemli. Bir grup nöronun eş zamanlı deşarj yapması ve de aşırı hipersenkron dediğimiz şekilde eş zamanlı şey. Bunu bu köprünün yıkılması hikayesi vardır. Köprüde yayan yüzlerce kişi yürürse bir şey olmaz ama uygun adımla köprüde yürünürse o rezonansın köprüyü yıkabileceği bilinir ya fizik derslerinde hep anlatılır. Onun gibi milyarlarca nöron deşarj yaptığı halde bir şey olmuyor. Günlük hayatımızda şu andaki ifadelerimizi kullanabiliyoruz ama bir grup nöron eş zamanlı ve aşırı şekilde deşarj yaparsa o zaman o nöronların fonksiyonuyla ilgili pozitif veya negatif dediğimiz bazen işte durgunluk, dalgınlık gibi negatif belirtiler veya bazı hareketlenmeler, işte el hareketleri, kol hareketleri gibi hareketlerle belirlenen şeyler çıkar, nöbetler ortaya çıkar. Nöbetleri konuşacağız ama ben öncesinde yaşa ve cinsiyete göre bir değişiklik gösteriyor mu? Görülme olasılığı anlamında, riski anlamında onu sormak istiyorum. Cinsiyete göre özel bir değişiklik yok ama yaşa göre var. Şimdi ilk doğuşta başlayabilir veya çok sonradan, yıllar sonra ileri yaşlarda 30'lu, 40'lı, 50'li, 20'li yaşlarda başlayabilir. Bunlara göre ya çocukluk çağının epilepsi sebepleri farklı oluyor. İleri yaşlardaki ortaya çıkan şeylerin, epilepsi nöbetlerinin sebepleri farklı oluyor. Sebebe göre değişebilir. Her yaşın özellik şeyde. Şimdi çocuklarda, çocukluk yaşlarında daha çok doğumsal şeylerden, bozukluklardan, beynin gelişimi sırasında beyinde oluşan yapısal normal dışı gelişmelerden ötürü. Örneğin beynin kabuğu oluşurken bazı hücreler bir yerden bir yere göç ederler o kabuğu oluşturmak için. O göç sırasındaki anormallikler, bozukluklar, gelişiminin tam tamamlanmaması, doğum sırası, hamilelik sırasında annenin geçirdiği hastalıklar. Sigara kullanımı çok olumsuz bir etken. Gibi hastalıklar, beynin gelişme, ilaçlar gibi şeyler, hareketler, işte düşük tehditleri gibi şey, oksijensiz kalması, annenin bir nedenle, herhangi bir nedenle oksijensiz kalması beyin gelişimini anormal derecede etkileyebilir. Bu doğumsal bozukluklar, genetik bozukluklar vardır aileden gelen, çok sık değildir bunlar aslında ama Türkiye gibi akraba evliliğinin çok olduğu bir ülkede biraz daha çok, o yüzden akraba evliliklerinin öyle bir zararı da var. Onu da kesinlikle belirtmeden geçmemek lazım. Yani genetik faktörler de aslında etkili olabiliyor değil mi? Bazı türlerinde. Çocuklukta başlayan epilepsilerde, bazı ailelerde, bazı epilepsi hakikaten birçok kişide baskın veya çekinik genlerle geçen epilepsi tipleri var. Daha erişkin yaşlara gelince, ilerledikçe şey değişebilir, durum değişebilir. İşte enfeksiyonlar,
beyin enfeksiyonları veya beyin dışı organlarda olan enfeksiyonlardan oluşan epilepsiler. Bir de şunu belirtmek lazım. Bir epilepsi hastalığı var. Bir de epileptik nöbet var. Bir kere her insan hayatında bir epilepsi nöbeti geçirebilir. Bu epilepsi hastalığı anlamında olmayabilir. Olmaz da çoğunlukla. Ama epilepsi hastalığı sürekli o nöbetleri, epilepsi nöbetlerini geçirmek anlamında olabilir. O ayrı bir şeydir ama ömrünün hatta bu yüzden tedavide de bir kere nöbet geçirmiş kişi yeterince ikna edici, çok kuvvetli deliller olmadıkça tedaviye bile alınmaz aslında. Bunu hastalar çok kızarlar. Doktor beni tedaviye almadı işte böyle mi? Ama genellikle ilk nöbet eğer çok fazla güçlü bir sebep görünmüyorsa ortada, bu nöbetin bir daha olma olasılığı çok düşükse, kuvvetli bir kanıt yoksa, kanıta dayalı tıp günümüzde çok çok önemli, kuvvetli bir kanıt yoksa onun tekrarlayacağına dair ikinci nöbet beklenir doğrusu. Hasta uyarılmak kaydıyla, yani ikinci nöbet olduğu takdirde hayatı riske girmesin diye tedbirler alınması öğretilerek ikinci bir nöbet olması beklenir. Belki hiçbir zaman olmayacak ömrü boyunca. Bu bir, yani epilepsi nöbetini herkes geçirebilir. Ama epilepsi hastalığı sürekli bu nöbeti geçirmek anlamındadır. Bazen hatta epilepsi nöbetleri işte anormal koku duyma, işte bir dalgınlık değil mi, bir donup kalma şeklinde, işte algı bozuklukları şeklinde de ortaya çıkıyor. İlla ki hani bizim bildiğimiz şekilde ortaya çıkmama gibi durumlar da söz konusu olabiliyor diye bir okudum kaynakta. Ne kadar doğrudur? Doğru. Şimdi epilepsinin değişik görünümleri var. Bazı görünümler dediğiniz gibi sadece bir duyu halüsinasyonu ve illüzyonu şeklinde olabilir. Koku duyma. Özel bir koku duyma. Genellikle bunlar kötü kokulardır. Veya bir görme şeklinde, bir görme illüzyonu şeklinde ama bunların özelliği hep aynı şeyleri, aynı kokuyu, aynı görme illüzyonlarını görme şeklindedir. Duyabilir. Böyle bir nöbetler olabilir. Kısa dalgınlıklar şeklinde. Sizinle konuşurken kısa bir dalgınlık yaptım fark ettiyseniz. Dalgınlıklar şeklinde olabilir. Bunlar fokal nöbetler, basit nöbetler diyoruz. Bir de halkın esas bildiği nöbetler generalize tonik klonik dediğimiz, yani kasılmalarla, gevşemelerle vücuttaki kasların, gövde ve ekstremite kasların kasılması, gevşemeleriyle seyreden, işte ağızda köpük gelinen, dil ısırılabilen, bazen idrar kaçırılabilen, bunlara sebep olan büyük nöbetler, genelde eskiden grammal nöbet denirdi. Büyük hastalık anlamında nöbetler şeklinde. Bu tür büyük nöbetler de var ama büyük çoğunluk böyle olmaz, olmayabilir. Veya bazen olduğu gibi bu temporal lob, günümüzün konusu temporal lob epilepsilerinde de olduğu gibi küçük basit bir nöbetle başlayıp sonradan deşarj yeterince güçlenirse, büyürse generalize tonik klonik nöbete, büyük nöbete dönüşebilir. Türleri yerine göre türler çok değişebiliyor sebebe göre de tabii ki. Peki çocuklardaki epilepsiyi konuştuk ama bir de siz ileri yaşlardakinden bahsettiğiniz ortaya çıkma durumundan. Onun nedenleri nelerdir? İleri yaşlarda her yaşın kendine göre bir hastalığı var biliyorsunuz. Yani derler ya, yaşlılığınızda grip kızamık çıkarmazsınız gibi. Yaşlılıkla ilerleyen yaşlar farklı. Şimdi bazı doğumsal olaylar var ki geç belirti verirler. Örneğin bu damar yumağı anormallikleri olabilir. İşte kavernom dediğimiz değişik bir kanamalı bir tümör, çok kötü huylu olmayan ama kanarsa biraz problem yaratabilen, bazen habersiz olduğumuz tümörler, değişik şey. Yani çocukluktan beri var olup da sonradan ortaya çıkan arter, atar damar, toplar damar, birleşim anomalileri, arteri venöz malformasyon dediğimiz, sonradan kanayabilir, çıkarabilir, belirti verebilir ama aslında çoktan beri varlardı, doğuştan beri varlardı aslında. Bu tür şeyler ilk defa ortaya çıkıyor olabilir. Enfeksiyonlar olabilir. Herhangi vücuttaki veya beyindeki enfeksiyonlar, işte kafa darbeleri, travmalar, kafa travmalarından sonra oluşan kanamalar, beyin içinde olan kanamalar, tansiyona bağlı veya gene
arter damar anormalliklerine bağlı kanamalardan olabilir. Tansiyon bir tetikleyici rolü var mı o halde? Tek başına değil tek tansiyon. Başına değil. Eğer bir kanamaya sebep olursa, beyin içi kanamaya sebep olursa, yoksa tek başına tansiyon çok yaygın bir hastalık. Şükür ki evet, öyle bir şey yok. Tansiyon, eğer kanamaya sebep olacak kadar güçlü olursa, ki o da her zaman bütün beyin kanamalarında da, yani beyin içi kanamalarda da, tansiyona bağlı kanamalarda da epilepsi olacak diye bir şey yok. Epilepsi daha çok beynin kabuğunu ilgilendiren, nöronların esas bulunduğu yer, kabuğun altında nöronların uzantıları var, akson dediğimiz uzantılar var. Esas nöronların işlevini bozan durumlarda esas ortaya çıkıyor. Onun için kabuğu ilgilendiren bir şey olması lazım. Ondan sonra ileri yaşlarla ortaya çıkan damar tıkamalarına bağlı şeyler ve daha çok da tümörler. Tümörler genellikle ilk defa epilepsiyle gelen tümörler çok olur. Zaten şöyle bir kural vardır. Bizim ilk asistanlığımızdan beri öğretilen, okuduğumuz ve yaşlı bir hastada, ki burada yaşlı öyle şey gibi değil, 40'ın üstünde ileri yaşlardan bahsediyor. İleri yaşlardaki bir insanda ilk defa epilepsi geliyorsa, epilepsiyle görülüyorsa, bu aksi ispat edilinceye kadar bunu tümör kabul etmek gerekir. Diye ki bu biraz eskide kalmış bir şey. Çünkü o zaman MR, BT yeni vardı. Şey yoktu, MR yoktu. Şimdi her yerde anında MR'a ulaşılıyor. Ha, bu resmi sevdim. Bu güzel. Bu benim istediğim bir resim oldu aslında. Evet. Evet. Şimdi biraz önce siz biraz bahsettiniz ama epilepsi tanısı konma, işte tek bir epilepsi nöbeti aslında bizim için yeterli değildir şeklinde. Peki tanı nasıl konur? Şimdi epilepsi tanısından, bütün tıpta böyledir aslında. Tanı da öykü, hikaye, hastalığın hikayesi çok önemli. Birçok ayrıcı tanıyı hikayeyle koyarsınız aslında. Birçok dalda da böyledir bu. Çok iyi bir hikaye. Bunun için doktorların iyi tanı konulması isteniyorsa doktora zaman vermek gerekiyor. Burada başka konuya geçmeyelim ama yani bir doktorun bir hastaya faydalı olması için buna yeterince zaman ayırabilmesi lazım. Bu zamana kısıtlayan faktörleri ortadan kaldırmak lazım. İyi bir öykü almak, hastalığın öyküsünü iyi bir almak çok önemli. Teşhis koymakta en önemli faktör budur. Genel bir kural vardır. Hastanın öyküsünü aldığınızda tanı aklınıza gelmediyse bir daha tanı koyamayacaksınız demektir diye bir abartılmış bir söz var. Bu doğrudur. İyi bir öykü. Öykü her şeyi söyler. O dalgınlıkları söyler, işte kasılmaları söyler. Koldaki uyuşmaları falan, bunları anlatırsa, her şeyi anlatırsa çok iyi. Ve bir başka faktör de, hasta bunların çoğunu hatırlamayabilir. Aa. O yüzden hastanın kendisi bu öyküyü tamamını veremeyebilir. Bazen hasta yakınlarına ihtiyaç. Bazen de o nöbeti gören kişilerin anlatmasını isteriz. O da çok önemlidir. Son yıllarda bunun bir yardımcısı var. Bazen oluyor. Video. Cep telefonlarının anında bir video çekiyorlar. O çok yardımcı oluyor bize. Ama tabii orada hastayla baş başaysalar, hastalığı yanlış anlamasın sevgili dinleyiciler, seyirciler. Hastayı bırakıp da video çekmesinler. Öncelikle hastaya yardım etsinler gayet tabii. Siz yardım etsinler derken aslında epilepsi nöbeti geçen hastaya, hasta yakınlarının yanlış uygulamaları da söz konusu. Oraya sonunda isterseniz tedavi kısmına girelim mi? Öyle mi? Tamam. O zaman şundan bahsedelim. Tanıdan bahsediyorduk. Onu ben tamamladım. Öykü en önemlisi. İyi bir öykü genellikle tanıya çok yaklaştırır. Bunu bir de kanıtlamak gerekir. Demiştim, kanıta dayalıtıp. EEG, elektroensefalografi. Cilt üstüne, kafa cildi üstüne koyduğumuz elektrotlarla beynin doğal deşarjlarını kaydetme işlemidir bu. Bu bize çok önemli bir bilgi verir. Hemen hemen hastaların %50-60'ında yakaladığımız deşarjlarla o deşarjın nereden geldiğini, hangi türde bir epilepsin kendi içlerinde, hangi türde bir epilepsi olduğunu, ışığa duyarlı epilepsi mi, ışığa duyarsız mı, ailevi özelliği var mı, aileden gelen bir özellik mi, acaba bu bir dokuda tahribiyata yol açan bir olaydan mı oluyor gibi, veya beyin kabuğu üstünde kemik arasında bir kanama var mı gibi, bunları bize yaklaşık söyletebilir. Ama epilepsi olduğu bilinen, her şeyiyle epilepsi olduğuna bir hastada bile bazen EEG normal olabilir.
O da bizi epilepsi tanısından uzaklaştırmaz. O durumda ikna edici kanıt bulmak için video EEG, uyku EEG'si dediğimiz bir şey yapıyoruz. Hastayı uyuturken EEG çekiyoruz. Bazen uykunun bazı safhaları, özellikle temporal lob epilepsilerin bazılarında da böyledir. Uykunun REM dediğimiz safhası diken aktivitesini, ki epileptik özelliği olan bir aktivitedir o. O aktiviteyi tetikler, biraz abarttırır, kolaylaştırır. Onun için uyku aktivasyonunu EEG çekeriz hastayı uyuturken. Bunu bir saatlik, üç saatlik yapabiliriz. Veya bunun daha ileri hali, burada da ikna olmazsak veya yeterince kanıt olmazsa, video monitorizasyon dediğimiz 24 saat, bazen bir hafta sürekli hastanın durumuna göre EEG kaydı yaparak deşarj yakalamaya çalışırız. Bunun çok önemi var. Çok iyi bir hikaye alınmış hastada çok gerekmeyebilir ama bazen hastayı ameliyatlara hazırlamak için tam kaynağı bilmemiz gerekiyor. Bazen birden fazla odak oluyor. Primer odak hangisidir? Birincil odak hangisidir? Onu anlamak için, yayılım şeklini, yayılım yollarını anlayabilmek için bu video EEG monitorizasyon gerekiyor. Bunun dışında bilgisayarlı tomografi, beyin görüntülenmesi, tomografi veya MR tekniklerine ve çok özel MR tekniklerine, buna sebep olan yapısal, orada yapıyı bozan, yapıyı değiştiren veya olmaması gereken bir yapı gibi damar yumağı gibi, tümör gibi, işte kanama gibi, enfarktüs gibi olaylar var mı? Onları görüntülemek için de bilgisayarlı tomografi veya daha çok kranial manyetik rezonans görüntülemeyle teşhis koymaya çalışırız. O halde şöyle devam edelim yine nöbet konusuyla. Nöbet sonrası hastalarda bazen, ya da nöbet sonrasına gelmeden önce nöbet sırasında hastalara nasıl bir yaklaşım sergilenmeli? Çünkü bu konuda çok fazla hatalar yapılıyor diye düşünüyorum. İşte kolonya koklatılması, işte soğan koklatılması ve baskılanmaya çalışması, işte ağzına... Orada o sırada şimdi küçük nöbetlerde genellikle bir şey olmuyor ve onu hastalar çok kolaylıkla öğreniyorlar. Bazı nöbetler, mesela temporal lob epilepsinin olduğu nöbetlerin bazılarında hasta dalgınlaşır, mırıldanır veya belli hareketleri, yalama, yutkunma gibi hareketler yapar. Belli el hareketleri, stereotipik hareketler dediğimiz mırıldanma şeklinde konuşmalar, ayağa kalkıp şaşkın bakma şeklinde nöbetler olur. Bunu hastalar öğrenirler. Bunlar zaten çok uzun da sürmez. En fazla 1-2 dakika kadar. Burada hastaya bir zarar olmaz zaten. Yakınlarda bunu öğrenirler kısa zamanda. Onu oturturlar falan. Burada büyük zarar olmaz. Fakat esas sorun tonik-klonik nöbet dediğimiz, generalize nöbet dediğimiz, eskiden grand mal, büyük nöbet denilen hastalıkta hastanın bütün vücudunun kasıldığı, dilini ısırdığı, ağzından köpük gelen, idrarını belki bazen gaytasını kaçırdığı nöbetlerde büyük hatalar yapılıyor. Orada bir kere nöbeti durdurmaya çalışmamak lazım. Çünkü durduramazsınız, yani o gücü yenemezsiniz. Hatta bunun için kol, kemik kıranlar omuz çıkığına sebep olunabiliyor. Bu kadar da. Kasılmasın diye kolu tutarken vurup da hani zarar vermesin diye aslında bu yapılıyor ama bunu tutarken omuz çıkığı olan, iki taraflı bile omuz çıkığı olan hastalar oluyor. Hemen çeneyi açmaya çalışırken çene kırmak çok olur. Becerinde bir iliyorsa hemen ilk anda ağza dili ısırmasın diye ve ağzı tam kapanmasın diye bir mendil kıvırıp veya bir bez kıvırıp hastayı boğmadan, gayet tabii tam kapamadan nefes alabilmesine izin verecek şekilde bir şey. Elinizi falan soktuğunuz takdirde ısırıp kırar kesebilir. Yani çene çok kuvvetli bir kası vardır. Onun için ağza el sokmak falan değil. Ama o sırada yapılacak şeylerden en iyisi hastayı yan yatırıp, bir omuzu üzerine yatırıp, kafa düşmesin diye yatırılan tarafa düşmesin diye kafanın altını besleyip kafayı aşırı derecede olabildiğince arkaya çekip çeneyi hafifçe öne çekmeye çalışmak hastanın salyasını kolay çıkarmasını, eğer kanı, dilini ısırdıysa kanın kolay çıkmasını, boğazına kaçmamasını sağlar. Ve orada hastayı, yani zarar vermeden kasılmasına izin verecek şekilde bir tonda tutmak lazım. Yan yatırmak, arkaya kafayı atmak yeterli ve ön nöbetin bitmesini beklemek lazım. Orada hastaların sık sorduğu bir soru olduğu için aklıma geldi. Hastayı hemen hastaneye götürebilir mi? Götürelim mi?
Evet, götürülebilir. Yani böyle bir şeyde insan çok, hele de ilk defa olduğunda insan çok paniklenir. Götürülebilir. Götürmek, ilk defa oluyorsa götürmek lazım. Çünkü arkasından bir nübette olup olmayacağını bilemezsiniz. Birkaç dakika sonra bir daha olabilir. Eğer bilinen bir hastaysa her zaman götürmek gerekmeyebilir. Ama bilinen bir hastada bile ikinci defa nöbet oluyorsa onu o zaman hemen acile götürmek gerekir. Peki nöbet sonrası hastalarda nasıl durumlar ortaya çıkar? Mesela yani bazen işte algıda falan problemler yaşanabiliyor mu? Tabii. Nöbet sonrası post iktal dediğimiz, nöbet sonrası dönem dediğimiz bir dönem var. Bu kişiden kişiye çok değişiyor. Bazılarında hiç olmayabilir. Bazı absans nöbetler dediğimiz nöbetlerde hiç olmayabilir. Genelde tonik klonik kasılmalarla giden o büyük nöbetlerde yarım saat, bir saat, bir gün süren nöbetler olabilir. Bir de başka bir şey var, hastaları korkutan bir şeydir o. Nöbet sonrası felç olabilir. Evet. Nöbet sonrası o gerçek bir felç değildir. O bir yorgunluk diyebiliriz ona. Ama bu doktorlar için önemli bir işarettir, araştırılması gerekir ama hastaların çok korkması gerekmez. Bir tarafta kuvvetsizlik olabilir. Hasta bir süre yorgun, dövülmüşçesine, bazı hastalar öyle tarif ederler, her tarafım ağrıyordu, baş ağrısı, halsizlik, hafif bir sersemlik. Şuur kaybı. Şuur kaybı, zaten şuur kaybı nöbet sırasında oldu. Nöbet sırasında oluyor. Sonrasında devam ediyor. Şaşkınlık, sersemlik gibi bir şey. İşte birkaç dakikayla bir güne kadar uzayan, değişen sürelerde olabilir. Genellikle nöbetler tedavi altına alınırsa bunlar da daha az olma eğilimindedir. Ama değişik zamanlarda bu yorgunluk, halsizlik olabilir. Bazen bu bize önemli ipucu verir, bunun olup olmaması. Hastaya teşhis koymamızda bu çok önemli bilgidir, bunların olup olmaması. Peki şimdi tedavi noktasına gelelim istiyorum ben. Çünkü uygun bir tedavi süreciyle nöbetlerin en azından daha kontrol altına alınabildiği gibi ifadeler okudum. Nedir, ne değildir? Doğrusunu sizden öğrenelim. Şimdi öncelikle tanıyı kesinleştirmek lazım. Çünkü eğer bir tümör varsa tedavide, nöbeti tedavi ederken öbür taraftan da o tümörün çıkarılmaya uygun olup olmadığı, çıkarılma teknikleri, değişik teknikler kullanılabilir. Radyoterapi gibi, gamma knife gibi değişik teknikler kullanılabilir. Bir AVM dediğimiz arteriovenöz malformasyon vardır. Bu normal dokudan kan çalmasından ötürü şey yapılır. Bunu damarsal tedavilerle, girişimsel tedavilerle bunu kapatıp tedavi etmek mümkün. Yani önce sebebi bulmak gerekiyor. Bu epilepsi nöbetine sebep olan şey nedir? Bazen şöyle bir şey vardır, ortada çok görünen şey sebep olmayabilir. Aslında ortada hemen kendisini ön planda gösteren şey o nöbetlerin sebebi olmayabilir. O konuda da uyanık olmak lazım. Onun için sebebin tam kesin net olması lazım. Eğer bu bir cerrahi veya girişimsel radyoloji veya radyoterapi gerektiren bir tedavi ise, bir olaysa, onun tedavisine başlamak lazım bir yerinden. Çünkü onu tedavi etmeden esas epilepsiyi tedavi edemezsiniz. Hı. Öbür taraftan da tabii epileptik nöbetin de tedavi edilmesi lazım. Genel kural o nöbetin tipine, değişim ve EEG özel, elektroensefalografi özelliklerine göre ilaç seçimi yaparız. Burada ilaç seçimi yaparken hedeflerimiz şunlardır. Bir, o nöbete en uygun olan, o nöbet için en etkili olan ilaç. Ve de yan tesiri, bu çünkü uzun kullanılacak, uzun yıllarca kullanılacak şeylerdir. Yan tesiri en az olan ilaç ve mümkünse tek ilaç. Eğer tek ilaç fayda etmezse o zaman her şeyi gözden geçiririz. Yani ikinci bir ilaç mı lazım, dozu mu yetmiyor? Onun için ilaçların da kan seviyesini hep kontrol ederiz. Kan seviyesi uygun mu tedavi için, yeterli mi değil mi? Başka bir ilaç mı verelim, bu ilacın dozunu artıralım onları. Gerekirse ikinci, üçüncü ilaçlar verebiliriz. Ve ilaçlarla, yeni, çok modern ilaçlar var. İlaçlarla çok önemli miktarı epilepsilerin şey yapılabilir, kontrol altına alınabilir. Çok önemli derece tam nöbetsiz dönemlere hasta sokulabilir ama... Öyle mi? O kadar da... Hiçbir zaman hastalık bitti anlamında değil bu. Değildir. İlacı kullanması gerekir. Mesela hasta şunu düşünmemeli değil mi bir yerden sonra, ilaçları kullanıyor, işte nöbetleri artık söz konusu değil.
artık ben iyileştim deyip kafasına göre bir kesme durumuna girişmemeli. O çok sık yapılan bir hatadır. Maalesef onu yapmamaları gerekiyor hastalarımızın. Yani ben iyileştim, başım ağrıyor, ilaç aldım, baş ağrısı geçti. Tam artık ilaç kullanmam gerekmiyor. Doğru baş ağrısı için, o an için gerekli olabilir ama, doğru olabilir ama epilepsi için bu değil. Epilepsi, şöyle bir şey söylüyorum hastalara. Yani bir nöroloji uzmanı sizin ilacınızı artık ilacınız gerekmiyor deyinceye kadar asla aksatmayın. Tamam artık gerekmiyor deyince de hemen kesilmez zaten. Bu aşamalı şekilde çok yavaş yavaş kesilir. Birdenbire kesmek de çok tehlikelidir. Hata olarak bile epilepsi ilacı kullanmışsanız, kullanıyorsanız epilepsiniz yoksa bile ani kesmeyin. Öyle mi? O durumda bile ani kesmeyin. Yani boş bir nöbeti tahrik etmeniz mümkün. Tetikleyebilirsiniz. Bir nöbet hiçbir sebep yokken. Onun için bu tür ilaçlarda ani kesmek de çok yanlıştır. Hiçbir zaman ani kesmeyiz zaten. İlaç değiştirmek hep bizim için sıkıntılı bir durumdur. Çünkü hastada sıkıntı yaratabilir. İlaç keserken bile bir ilacı keseceksek bile başlayacağımız iyi ilacı başlar, onun tam dozunu oturtturur, ondan sonra diğer iyi ilacı keser. Hmm. Yani birdenbire o ilacı bırak, o ilacı başla da şeklinde bile olmaz. Onun için tedavide o dönemler çok önemli. Çok önemli bir şey. Çok önemli. Tabii bu ilaçları kullanırken hastanın ilaç kaş yaparken göz çıkarmayalım diye karaciğerine, kan tablosuna, kemik iliğine oraya buraya zarar veriyor muyuz diye, endokrin sistemine zarar veriyor muyuz diye de belirli aralıklarla ilaçların yani hem ilaç kan seviyesi açısından hem ilaçların yan tesirleri açısından şey gerekiyor. Kontrol etmek gerekiyor. O yüzden hastaların bunu da ihmal etmemeleri gerekiyor. Belli periyotlarla kontrole gitmeleri gerekiyor. Tedavinin bir diğer şekli de son yıllarda özellikle çok gelişti. Epilepsi cerrahisi denilen bir şey var. Yani tümör cerrahisinden farklı bu. Beyinde bir tümör eğer bu epilepsiye sebep oluyorsa. Hatta %80 başarı sağlandığı yönde de değil mi? Tabii. Çok başarılı. çok iyi cerrahlarımız var. Yani biz o konuda çok şanslıyız. Dünya çapında diyebileceğimiz, iftihar edebileceğimiz beyin cerrahlarımız var. Çok da başarılılar, çok iyi iş yapıyorlar. Ama bu bir ekip meselesi. Bir yerde epilepsi cerrahisinin kurulması çok özel çaba, gayret ve para gerektiriyor. Epilepsi cerrahisi kurmak için o epilepsiyi tanıyan, o epilepsiyi araştıran, o epilepsiyi cerrahiye uygun olup olmadığını teyit eden bir grup gerekiyor. Ondan sonra bu cerrahiyi yapacak beyin cerrahı gerekiyor. Bu cerrahiyi oluşturacak teknik ekipmanınız gerekiyor. Öyle çok kolay bir iş değil ama mutlaka üstünde durulması bir iş gereken bir iş. Ve Türkiye'de çok başarılı yapan merkezler var bunun doğrusu. Onun için de rahat olmak lazım. Yeter ki bu kişiler şey bırakılsınlar yani teşvik edilsinler. Bu işleri yaptıkları için ödül değil ama en azından engellenmesinler. Ben şunu da sormak istiyorum şimdi. Epilepsi de tedaviye dirençli formlar bulunabiliyor şeklinde. Ben bir araştırmalarım sırasında ifadeye rastladım. Şimdi bu dirençli formlar nedir? Bir de bunların tedavisinde genellikle ameliyat mı tercih ediliyor? Bu noktayı da sormak istiyorum. Evet, yani dirençli epilepsi denilen bir şey var. Bunlar şükür ki çok az bir kısmı epilepsi hastaların. Genellikle de bunlar çocuklukla başlayan, genetik özellikleri olan, işte beraberinde başka dejeneratif hastalıklar olan, genetik hastalıkları olan kişilerde genellikle önce demiştim ya temel prensip tek epilepsi ilacıyla başlamaktır. Sonra ikili, üçlü tedaviler gündeme gelir ama bazıları vardır ki hakikaten asla hiçbir ilaçlı tedaviye cevap vermez. O durumda işte epilepsi cerrahisinin özel bir formatı ki bu da çok önemli bir iş. Çok araştırmalar gerekiyor. Birdenbire hop diye hadi bu ameliyat edelim diye yapılmaz. Nasıl ameliyat edelim? Nereden yapalım ki bu hasta daha çok faydalansın? Hatta beynin bir kısmını gerekebilir bazen. Kalyozotomi denilen beynin iki yarısını birleştiren yolları kesmek gerekebilir nöbeti durdurmak için. Bu dirençli epilepsiler hakikaten zor ama nöbetleri gene de kesilmezse bile sıklığı çok azaltılabilir. Yani tamamen yok edilemese bile, yok edilebilir de. Ama yok edilemese bile en azından sıklığı azaltılarak bunun bakıcıları, aileleri çok rahatlatılabilir.
Ama şu var, yani burada hekimler, hastaların hekimleri, hekimlerin de hastaları çok anlaması gerekiyor. Buraya gelinceye kadar olan yol çok bıktırıcı bir yol hakikaten. Hasta için çok yorucu. Devamlı hastaneye git gel, işte tetik, o tetik yapmadı, şunu da yaptırın, bunu da yaptırın. Çünkü gerekiyor yani bu doktor bunu keyfinden istemiyor. Ama hastanın da doktoru anlaması lazım. Başka yol yok. Birdenbire hemen karar verilmez. Bunlar zor. Beyin ameliyatı yapacaksınız, yaptıracaksınız. Beynin bir kısmını çıkaracaksınız veya bir yerini keseceksiniz. Öyle kolay kararlar değil bunlar. Onun için doktorun da yaptığından çok emin olması lazım. Çünkü hekimliğin bilirsiniz ilk düsturlarından biri, prensiplerinden biri önce zarar verme. Değil mi? Yani tedavi ederken zarar vermemeyi de çok düşünürüz gayet tabii ki. Evet, dediğiniz doğru. Genellikle çok sık duyuyorum işte o zarar ve işte ne kadar fayda sağlayabiliriz dengesi kurma açısından. Özellikle genellikle şimdi konumuz değil ama antibiyotik kullanımlarında işte özellikle hangisi çok daha acaba kar sağlar ya da fayda sağlar noktasında. Ben şimdi şu konuya da değinmek istiyorum. Yine Mesut Yılmaz'ın işte oğlunun ölümüyle aslında gündeme geldi. Orada bir ifade vardı. İleride felç kalma riski gibi bir ifade vardı. Siz böyle bir durum söz konusu mu? Yani epilepsi hastalarını ilerleyen süreçte bekleyen bir felç tehlikesi gibi bir durum söz konusu mudur? Onu merak ediyorum. Burada politik bir cevap vereyim. Olabilir, olmayabilir. Ama bunun olup olmayacağını hastayı takip eden hekim çok tama yakın netlikle söyleyebilir. Çünkü hastalara göre çok farklı. Eğer bir epilepsinin sebebi beyinde gelişmekte olan bir tümör ise ortaya çıkan bu tümörün büyümesiyle ve yayılmasıyla zaman içinde felç olabilir. Ama bir tümör değilse, diyelim ki bir migrasyon anomalisi dediğimiz bir beyin kabuğunun oluşumu sırasında, ana rahmindeyken, oluşumu sırasında olan bir hatadan ötürüyse epilepsine ötürü, bu hastanın felç kalma gibi bir ihtimali yok. Onun için bu tamamen hastanın epilepsi yapan sebebine göre hastayı takip eden, bilen, her şeyini bilen doktorun rahat söyleyebileceği bir şeydir. Genel olarak sorarsanız epilepsi felce yol açar mı? Açabilir. Ama genel sorular tehlikeli. Bu hastada açar mı diye sorarsanız, şöyle bir hastada, A hastasında, işte A, B, C, D, E özellikleri olan L isimli hastada olur mu, olmaz mı diye sorarsanız onu net cevaplayabilirim. Ama genel olarak sorarsanız olabilir de olmayabilir de. Ama genel kural yok yani, hastaya göre söyleyebileceğiniz bir yani şey bu. Yani en azından epilepsi hastaları ya da hasta yakına bu konuda hemen bir tedirginliğe, bir endişeye kapılmamalı. Bu mesajı da buradan vermiş olalım o halde. Ve depresyon, epilepsi hastalarında sık rastlanan durumlardan biri depresyon. İster istemez işte hastalığın nöbet seyri açısından biraz sosyal hayattan uzaklaşmaları değil mi? Durumu söz konusu olabiliyor zaman zaman. Bunun da belli duygu durum bozukluklarına yol açtığı yönde söylemler var. Bir de ben okudum bir yerde, size doğrusunu sormak istiyorum. İşte epilepsi ilaçlarının da depresyon ya da duygu durum bozukluklarını tetikleyici etkisi olduğu yönünde bir ifade okudum bir uzman ağzından. Nedir doğrusu? Aslında ben onu merak ediyorum. Şimdi epilepsi ilaçları duygu durum bozukluğuna sebep olabilir mi? Her ilaç olabilir. Çok şey, yaygın şey. Yani epilepsiler de. Ama şunu kesin bilmemiz gerekiyor. Bazı epilepsi ilaçları duygu durum bozukluklarında psikiyatristler tarafından tedavi olarak kullanılırlar. Onun için epilepsi ilaçları duygu durum bozukluğuna genel bir şey söylemek gerekirse sebep olmaz diyebilirim. Ama bazı epilepsilerde duygu durum bozukluğu oluyor. Mesela işte temporal lob epilepsilerinde. Hatta bunlar birçok tecrübesiz kişi veya birçok doktor olmayan kişi bunu psikolojik hastalık bile sanabilir. Zaman zaman gelen bir duygu durum bozuklukları. Düşünün, hepimiz zaman zaman daha iyi hissederiz kendimizi, daha kötü hissederiz. Bu da bir tür duygu durum bozukluğu. Ama bazı işte temporal lob epilepsilerinde özellikle bir daha çok olur. Bir duygu durum bozukluğu olabilir. Bu epileptik bir duygu durum bozukluğu mudur, psikojenik bir duygu durum bozukluğu mudur? Bunu bir epilepsiyle psikiyatristin hastayı görüp değerlendirmesi gerekiyor. İşte diğer yöntemlerle, EEG'lerle, hikayenin ayrıntılı alınmasıyla, sürenin ne kadarlığıyla falan. Diğer şeylerle buna
Onun için antiepileptik kullanırken öyle çok korku, psikolojik sebep, depresyona sebep olur diye korkmamak lazım. Ama epileptik hastalarda depresyon olur mu derseniz olabilir. Çünkü her hastanın, her ki insanın daha doğrusu bir olay karşılama gücü farklı. Bir olay birisi hoş geldin eyvallah diye karşılarken öbürü çok ağır nereden geldin diye karşılayabiliyor hastalığı. Yani bazıları bir en ufak bir hastalıkla hakikaten depresi oluyorlar. Bazıları çok da onunla mücadele etme gücünü tam tersine hayata daha bağlanıp onu ben yeneceğim gibi bir hırsa kapılabiliyor. İkisinin de çok aşırısı doğru değil ama yani hastalık da depresyon doğurabilir. Ama depresyon bu hastalığı yapar mı? Yapmaz. Depresyon tek başına öyle bir şey yapmaz. Onun için hastayı incelerken depresyon olup olmadığını, yani bunun depresyona sebep olup olmayacağını, herkes üzülür. Her üzüntüde depresyon demek değildir. Kişinin hayatını, hayat kalitesini işte olumsuz etkileyen bir hastalık olarak görülüyor epilepsi. Etkileyebilir gayet. Evet. Yani değişik ağırlıklarda. İşte benim aslında burada merak ettiğim bir diğer konuda aslında ilaçlarla siz büyük oranda tedaviyi sağlayabildiğinizden bahsettiniz ama normal bir yaşam sürmesi bir epilepsi hastasının mümkün müdür? Yani aslında sizin söylediklerinizden bunun mümkün olduğunu anlıyoruz ama şimdi birçok halde mümkündür diyeyim Berna Hanım. Öyle mi? Birçok halde mümkündür. Şimdi şu kesin, yani epilepside en önemli yasaklardan birisi alkol. Alkol epilepside çok tetikleyen bir şey. Evet. Alkolü yani kesin yasak olan tek bir şey vardır, alkol. Onun dışında düzenli bir hayat. Yani zamanında uyku, zamanında yemek, aşırı efor sarf etmek, sizin günlük işlerinizi halletmek. Aşırılıklardan kaçınan bir hayatı çok rahat yaşayabilir. Ama her gece 2'ye 3'e kadar uyumaksızın işte şurada burada olursanız bu yorgunluğa zaten normal vücut bile dayanmaz. Bir epilepsi hastası veya başka bir hasta, epilepsi olmaz da gerek mi? Başka bir hasta da buna çok dayanamaz. Onun için bunları çok fazla büyütmeden gerçekçi olmak lazım. Orada duygusal olmamak lazım. İşte hastaların da, hasta yakınlarının da, doktorun da çok net veremeyebilir doktor. Çünkü her türlü ihtimali bilir doktor aklında. Yardımcı olması gerekiyor. Yani alkol yasağı dışında çok önemli bir ciddi yasakları yok. Ama günlük hayatını etkileyen şöyle değişik şeyler oluyor. Mesela bir süre emin oluncaya kadar otomobil kullanmalarını istemeyiz mesela. Hatta yasaktır. Belli şartlara bağlıdır bunların otomobil kullanmaları. Epileptik hastanın otomobil kullanmaması lazım. Nöbet sırasında araba kullanırken nöbet geçiren hastalar var ki bu Allah korusun karşınızdan böyle birinin gelmesini istemezsiniz. Hem hastanın kendi hem arabadakiler hem karşıdakiler riske. En önemli iki yasak bence bu. Alkol ve otomobil kullanmam. Onun dışındakiler relatif yasaklar ama düzenli uyku, düzenli yemek, düzenli egzersiz, öyle abartıya kaçmayan egzersiz, düzenli bir hayat tarzıyla çok rahat hayatlarını hiçbir sıkıntı olmadan yaşayabilirler. Evet, ilaç alırken daha dikkatli olacak, enfeksiyonlar için kendini daha koruyacak ama zaten herkes yapıyor bunu aslında. Biri biraz daha fazla, biri biraz daha az. Onun için çok korkmaları gerekmiyor. Tam burada pardon. Bir şey. Tabii. Dirençli epilepsi olanlar yalnız bunun dışında gerçekten onların hayatları çok zor. O kadar pespembe değil yani. Onların hayatları zor ama herkesinki değil. Onu demeye çalışıyorum. O halde siz biraz önce alkolden bahsettiniz. İşte yemekten bahsettiniz. Ben de beslenme konusuna değinmek istiyorum. Şimdi dikkat etmeleri ve uzak durmaları gerekenler nelerdir? İşte alkol başta, onu en azından yazdık. Ayrıca çayı, kahve gibi kafein içerikli işte içeceklerin de tetikleyici etkisi olduğuna dair söylemler var. Ne derece doğrudur? İşte uyarıcı etki yaptığı yönünde ne derece doğrudur? Bunların en önemlilerinden biri alkol olduğunu söylemiştik. En önemlilerinden biri bu uyarıcı olan şeyler. Çay kahve çok aşırı içmez insan. Bir tane kahve içer, bir tane kola içer. Kafein çok değil. Onlar relatif yasaklar. Çok fazla sıkı yasaklar değil. Ama şu uyarıcı ilaçlar var. Marka vermek doğru değil ama başka da marka bilmiyorum. Şimdi vermeyeceğim. O uyarıcı içecekler. Onlar çok kafein içeren, çok miktarda kafein içeren, alkol kadar tehlikeli şeyler. Kola gibi içecekler. Kola değil. Enerji içecekleri var. Evet. Onlar kesinlikle bence bir yasakta onlardır.
alkol kadar tehlikeli olmasa bile alkole çok yakın tehlikeli uyarıcı o enerji içeceklerinden de kesinlikle hastaların kaçınması lazım. Zaten düzensiz uyku, düzensiz şey onlar... Peki diğer beslenme noktası? Diğer beslenme çok nadir metabolik bazı durumlarda çocuklar, bebeklerde yani bebeklik, çocukluk çağında olan bazı epilepsilerde ketojenik diyet dediğimiz bazı diyet ayarlamaları gerekiyor. Onlar metabolik durumundan ötürü. Onun dışında özel bir diyet şeyi yok ama şöyle bir kural söyleyebilirim. Her şey serbest, her şeyin fazlası yasak. Anlıyorum. Tuzu gördüm de çünkü ben. Tuz tansiyonunuz yoksa büyük sorun değil. Tuzdan uzak durması gibi. Ama yemeseniz çok daha iyi olur aslında. Genel sağlığı korumak açısından tuzsuz hayat pekala mümkün. Yani çünkü zaten aldığımız her şeyde tuz var aslında. Tuz var aslında. Peynirin içinde birçok gıdada var zaten. Hücre, yani etin içinde kendinde var, koymanız gerekmiyor. Bir de ben aslında son 2-3 dakikamız onun içerisinde de ben şunu sizden aslında... izleyicilerimize aktarmak istiyorum sizin aracılığınızla. Biraz hurafelerle, işte bilimle bağdaşmayan hurafelerle ilerleyen bir durumda söz konusu. Günümüzde bile ne yazık ki olduğu yönünde işte akıl hastalığı olarak değerlendirildiği noktalar var. İşte bu da depresyon ve işte duygu durum bozukluklarına bir nedeni bile olabilir epilepsi hastalarında diye düşünüyorum. İşte belli hurafeler var. Biliyorsunuz işte ya halen daha belki kırsal bölgelerde bununla yönelik işte birilerine götürüp okutma gibi böyle üfletme gibi şeyler vardır ya biliriz toplumumuzda. Bunlara karşı da aslında epilepsi hastaları noktasında bir sizden de sizin aracılığınızla da izleyicilerimize bilgi aktarmak isterim ben. Genel olarak bir şey söyleyeyim mi? Eğer bir epilepsi sanılan bir olay, bir nöbet, bir durum eğer böyle okuyup üfletmekle geçiyorsa zaten epilepsi değildir. O bir. İkincisi bazı konularda insanlara hak vermek mümkün olabiliyor. Şöyle ki mesela temporal lob epilepsilerinde duygu durum bozuklukları olabilir. İşte burnuna kötü koku gelir. Herkes ne oldu buna, nereden, niye böyle bir şey söylüyor? Kötü koku hissedildi. Cisimleri olduğundan uzak, yakın olduğundan büyük, küçük görebilir. Sesleri değişik algılayabilir. Bunlar insanlara hakikaten akıl hastalığı gibi geliyor. Onun için söyleyeceğim şey bu kişiler lütfen... bir psikiyatrist veya nöroloğa hangisinden başlarlarsa olur. Çok muhtemelen ikisine de gidilecektir. Çünkü zaten birine giderse biri öbürüne de gönderecektir. Psikiyatrist veya nöroloğa giderek bu durumu anlatsınlar. Bu durum akıl hastalığı olabilir. Evet ama olmayabilir. Epilepsi de olabilir. İşte temporal lob epilepsilerinin, frontal lob epilepsilerinin, beynin değişik bölgelerinin epilepsilerinin psikiyatrik hastalıkla çok karıştırılabilir. Hakikaten karıştırılır. Bazen doktorlar biz bile karıştırabiliriz bazen. Tam emin olamayabiliriz. Onun için bunların belirli zamanlarda gözlenmesi gerekiyor. Doktora gitsinler. İlk önce değil mi? Bilimi aslında esas almak gerekiyor bu noktada ilk olarak her zaman olduğu gibi. Çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız.